Günaydın abi. Hava güzel, 15 derece. Tam bisikletlik. Evet, günaydın herkese. Veya iyi akşamlar veya iyi öğleden sonralar. Artık videoyu ne zaman izliyorsanız. Bugün fark ettiyseniz değişik bir yola girdim. Bugün MTB turu Sercan'ı almaya gidiyorum. Daha önceden Sercan'la beraber yaptığımız bir tur vardı. Ama video çekerken bir karışıklık oldu. Sesi almamıştı videolar. O yüzden gösteremedim size o yaptığımız turu. Bugün muhtemelen ona benzer bir tur yapacağız. Şimdi Sercan'ı almaya gidiyorum. Onunla beraber tura başlayacağız. Sercan'ı almak için de yaklaşık bir 13-14 kilometre yol gideceğim. Bundan sonra onu alıp tura başlayacağız. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Yokuş yordu be sabah sabah. Evet arkadaşlar, bilenler vardır kesin. Marmaris'te askeri üs bölgesi var. Şu an o tarafa doğru gidiyorum. Yokuşun güzelliğine bakar mısınız? Sabah sabah çekilir mi ya? Sabah sabah dağa çıkıyoruz baksanıza. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu işin fıtratında bu var. Marmaris'te ikamet ediyorsanız zaten mecbursunuz yokuşa. Buralar hep daha önce çıkan yangında yanan yerler. Şimdi sadece yeşil ot bitmeye başladı. Yazık oldu, çok güzeldi buralar. Ormanlık araziydi ama. Neyse, inşallah kurtaracak kendini daha. Evet, sonunda Sercan'la buluştum. Günaydın Sercan. Günaydın abi. Yine beklettim seni. Evet, Sercan'la buluştuk. Şimdi ulan indiğim yerleri tekrar geri çıkacağım ya. Neyse, şu yokuşu çıkalım. Ondan sonra bakacağız bakalım tur bizi nereye götürecek. Ama sen harbiden yazı getirmişsin yani. Görüyorsun Sercan'ı. Dün o kadar sıcaktı ki hava. Ben dedim bugün de güzel olur da bugün biraz serinmiş. Benim şu an kapalı her yerim. Sercan yazı getirmiş. Anladım. Hava fena değil ama. Hava 16 derece. Şu bayırı çıktığımızda ben gayet mantıklı bir hareket yapmış olacağım. Hadi bakalım, biz yokuş çıkalım, yoldan görüşürüz. Evet. Sonunda yokuşu bitirdik. Normal yoldan ayrılma zamanı geldi. Hadi bakalım. Evet, Sercan'la yaklaşık bir 2 ay önce mi? Evet abi. 2-3 ay önce bu yola girmiştik. Kameranın azizliği sayesinde sesi kaydetmediği için videoyu yayınlayamadık. Yine bu yolu yapalım dedik. Bir şöyle güzelce bu yolu çekeyim. Bu yolda benim çok hoşuma gidiyor. Askeri bölgeden direkt Yalancı Boğaz tarafına çıkabilirsiniz. Askeri bölgeye gelmeden giriyorsunuz buraya. Direkt Yalancı Boğaz'ı çıkartıyor sizi. Gayet keyifli. Doğanın içerisinde. MTB'ciler için 10 numara bir yol. Geçen geldiğimizde sular falan akıyordu. Gayet daha böyle şey. Çok güzel. Bu sefer bakalım su göreceğiz mi? Yağmurlar yağdı 2-3 gün öncesinde ama. Yok. Evet, şu sahada gördüğünüz yoldan az önce gelmiştim ben. Yalnız baraj turunun harbiden tadı damağımda kaldı. Orası çok iyiydi abi. Yine yaparız orayı bir ara. Yapalım. Hani ters tutuyorsun şu? Şu an ters tutuyorum da şey. Açık mı, kapalı mı? Çekim mi? Kırmızı ışığı yanıyordu sağında solunda. Yok mu öyle bir şimdi uyarı? Kapattım. Işte? Tamam, şunu artık çözeceğim, anlaştık. Bir de sesten de belli ediyor. Açıldığı zaman tık 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 yapıyor. Kapanacağı zaman dık 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 yapıyor. He. Kameranın dilinden almıyorum artık.
Evet arkadaşlar, nasıl keyifli bir yol oğlum. Hayır, yol bir de yeşillenmiş ya, daha güzel gözüküyor şu an. Hafif yeşillenmiş. Baksana papatyalar açıyor yerlerde. Bir de bakalım şu yanan dağlar ne olacak. Onlar ne zaman gösterecek. Bilmesi gerçekten keyifli. Devrilmiş ağacımız burada hala lan. Aynen, bu duruyor hala. Geçen turda da vardı bu. Eğlenceli değil miymiş? Yol bozuldukça sarsıntı fazlalaşıyor. Evet. Ya şu bisiklette her şeyin karşılığını hemen alıyorsun ya. O muhteşem bir şey ya. Bayır ne? Çıkıyorsun, gidiyorsun, yoruluyorsun. Hemen karşılığında kesin bir iniş alıyorsun. Ya da ne bileyim, akşam yoruluyorsun. Ertesi gün burada bacakların daha irileşmiş. Yine karşılık alıyorsun. Bir sonraki tur daha rahat yapıyorsun. Bak buralarda geçen geldiğimizde su akıyordu. Su akıyordu, şu an az akıyor. Adamın çift amortisörlü bisiklet olduğunda böyle daha hızlı gidebilir. Oo, yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Gerçekten harika. Bayağı bir sarstı. İşte bu ya. Tabii ne güzelliği bu. Affetmiyorsunuz. Her türlü yolda. Su, taş, toprak. Güzel yol değil mi? Yol on numara ya. Baksana şuraya ya. Aa, orada. Şurayı bir göstermek istiyorum size. Orada bir şeyler var. Şu tam ileriden su akıyor. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar şuranın güzelliğine? Şurada bir fotoğraf çekilelim o zaman. Burası bayağı güzel yeşillenmiş. Aynen, o çok güzel olmuş. Yolun sonuna geldik. Evet.
Ya bir gün esasında şu ormanların içerisine girmek lazım. Ya ben de şu şeye gitmek istiyorum. Şuradan bak giriş. Arkasından. Şuradan bir giriş var bak. He. Acaba nereye kadar gidiyor böyle? Baksana şuraya. Evet. Hayır, otogarın arkasından şelalem ne var ya? Bak şuralara bak. Çok güzel abi. Nasıl, açıldın mı nefes olarak? Açıldım abi. Buralardan her geçişimde şey oluyor. Tamam evet, biraz bedeli var ama ya çok güzel burası. Doğa olarak güzel. Ama işte geri kalan hayat pahalı, iş olarak bizim için vesaire, o gibi şeylere sıkıntı. Evet. Evet, tatil yapmak istiyorsan burada bir evim varsa. Hayat gayet güzel. Yani hayat gayet güzel. Mutlu şekilde geçer yani. Ama burada yaşam mücadelesi veriyorsan o zaman sıkıntı. Abi buranın pazarı bile bizim memleket Manisa'nın yani pazarından nereden baksan iki kat daha pahalı. İki katından Manisa'dan pahalıdır abi. Hatta belki üç kattır yani. Evet. Her türlü malzeme de böyle. Bu sadece pazar için değil yani. Bir usta çağırıyorsun, dışarıda başka bir ilde yarı fiyatına yaptırabileceğin işi burada nasıl diyeyim iki kat fiyatına yaptırıyorsun yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Allah'tan bisiklet tamirine işim düşmüyor. Kendi elimizden geliyor. Aynen. Ne yapıyorsun abi? Allah fark etmez dediğim gibi. Geri mi dönelim, geri mi Armut alana? Nasıl istiyorsan. Ya hadi gidelim, kaldığımız yerde döneriz ya zamanın olduğu yerde. Tamam. Bir de farklı bir şey yapmış oluruz. Buradan gitmiyoruz mu? Nereden? Buradan. Düz mü? He. Radar yoktur içeride. Acık terleteyim oğlum seni. Şuraya çıkmayayım dedim de. Burada az gibi görünüyor ama burası da bayağı abi dik. Burası şu an %4. Hadi ya. 6'lara çıktı. 50 metre falan bir tırmanışı var bunun ya. Değil mi? Şuradaki çöp bidonlarının oraya kadar. Aynen. Çöp bidonlarına geldim, bitiyor. Geçen Mehmet'le buralara gelip abi, geri dönmüştük. He. Bura Armut Alan'a bağlayan yol. Ama biz şeye çıktık, Gökbel'e çıktık. He, tersten geldiniz. Gökbel'den buraya indik. Allah'ım. Gidiyoruz bakalım nerelere gidiyoruz. Sen götürüyor bizi bir yerlere ama. Buraları Marmaris'in Armut Alan denilen mahallesi, semti. Düz değil mi? Sol. Sol mu? He, doğru doğru. Evet, Armut Alan'ın arkalarına geldik şimdi. Buradan bir yerlerden sağa dönüp yukarı tırmanıyorduk. Öyle hatırlıyorum. Yalnız zor oldu mu ha? Nasıl? 32 kilometre oldu benim. Hiç durmadık mi? Daha. 42 mi? 32. Eciş bücüş şeyler haricinde hiç durmadık daha. Aynen. Çok çat. Az kaldı zinciri koparmana. Ya vites. Çat diye zincir kopacak şimdi. Evet. Yine başladık toprak yola. İyi güzel. Evet, hala da Sercan uğraşıyor zinciri koparmak için. Evet, çok mutlu. Nasıl, iyisin değil mi? İyiyim abi. İyi. Buraya ben daha önce de Arkın abilerle çıkmıştım. Çıktın mı abi? 2 yıl mı? 3 yıl önce mi ne? O zamanlar 110 kiloydum. Merhaba, iyi günler. Sağ olun. Merhaba. Çok güzel ya. Tam MTB'lik buralar yalnız. Değil mi? Ama elektrikli MTB'lik. Hep tırmanıyor arkadaş.
Selamlar. Aynen. Bak bak, kırmızı çiçeklere bakar mısın? Ne işin var orada? Eğimler şu an %11-12. 14. Bitti yanında yoruyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Sercan kaşındı. Yanlış hatırlamıyorsun. Şuralarda bir tane seyir tepesi vardı ama. Bakalım. İnşallah yakındır. Nabzı gibi 170'e dayadık. Şu adam Şahin'le çıkıyor be. Biraz da çıkalım bakalım ne olacak. Ama neredeyse zirveye tırmandım gibi ya. Bilmiyorum, öyle işim var. Başka yükselti de yok etrafta. Aha, burada yol karışıyor. Her tarafa bir yol var. Şimdi Sercan'ı mı bekleyeceğim? Sercan'ı bekleyeyim olmalı. Hayır arkadaşlar, nasıl manzara? 10 numara. Evet, Sercan baba geliyor. O zaman bir fotoğrafımı çekeyim Sercan baba. Hay. Nereye kadar çıkıyor daha bu? Daha çıkıyor da. Biz şurada keyif yapacağız abi. Motocross suların düz tırmandığı bir dağ var ileride. He. Oraları da başka zaman turlarız, olur mu? Olur, fark etmez benim için ya. Şey. Ne yapıyoruz, bisikletleri atıyoruz mu şimdi aşağı? He. Şöyle bak. Nereye oturacağız? Sen bilirsin. Şöyle iyi mi? Şöyle. Olur. Şöyle denize karşı, diğer taraf ormana karşı. İyisin değil mi? Sıkıntı yok. Çok şükür. İyi. Buralara kadar çıktıysam... Şeyle. Arkadaşlar, az önce sanki böyle zirveye çıktık gibi geldi bana demiştim ya. Biraz daha varmış karşı taraf herhalde. Şuralar falan biraz daha böyle yüksekte kalıyor. Aynen. Şu taraf değil mi? Şurası orası herhalde zirve. Daha üstüne geldi. Evet, oturduğumuz manzara. Marmaris'in girişi. Evet arkadaşlar, şurası denizden Marmaris'in girişi. Deniz yoluyla geldiniz mi? Buradan giriyorsunuz Marmaris'in içine. Ben hiç gelmedim deniz yoluyla ama belki bir gün yolunuz düşer. Evet, keyifler güzel bizim de bakın. Burası Marmaris'in Armut falan denen bir semtinin arka tarafları, orman yolları. Buraya motokrosçular falan da geliyor. Antrenman yapıyorlarmış. Yanan ormanlar. Evet, buraları komple yandı maalesef. Ama yine yeşillenmiş bayağı bir. Bayağı bir toplamış yani sanki. Evet arkadaşlar, burası dediğim gibi Armut olan semtinin arka tarafları, orman yolları. Buraya motokrosçular da geliyor antrenman yapmaya vesaire. Az önce bir tane gördük. Sesleri geliyordu hatta motorların. Biz de bisikletle geldik. Yürüyüş yapanlar vesaire de var burada. Güzel bir yürüyüş için ideal orman yolu yani. Şu an keyif yapıyoruz biraz. Biraz şöyle hurmamız, cevizimiz, kahvemiz vesairemiz mevcut. Biraz keyif yapalım. Kendimize gelin. Ondan sonra yavaş yavaş Marmaris'e doğru ineriz. Yine fena olmadı. Bugün yine güzel bir tırmanış yaptık ya. Bakalım. Hadi yoldan görüşürüz. Evet arkadaşlar, kayıt söylemiştim kayıt. Size. Motokrosçular burada. Motokrosçular burada antrenman yapıyor diye. Sesleri geliyor şu an. Aa, yolu tercih ettiler ya. Dağ var orada. Bir sonraki yani dağa gideriz. Hatta onu çıkarız belki.
Ya sen anlayın. Merhaba. Arkadaş, bu ne lan? Bisiklet elinde kalacak. Mehmet'in söylediği gibi. Adam çift amortisörle hoplaya hoplaya gidiyor ya. Çift amortisör olunca hoplaya hoplaya gidiyorsun. Çok güzel oluyor ya. Evet arkadaşlar, bizim için tur bitti. Güzel, keyifliydi. Kısa mesafe yaptık ama bayağı bir tırmandık. Bugün Sercan'dan faydalandık bayağı bir. Bize yeni yerler gösterdi. Biraz sonra... bekletti ama. Olsun, o kadar olur ya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yoldan görüşürüz.